Sevgili seyirciler, Şuurlu Öğretmenler Derneği ÖDER yılın ilk şube toplantısını yaptı. Toplantıda konuşan ÖDER Genel Başkanı Hamdi Sürücü, eğitimdeki sıkıntılara dikkat çekti. Gençliğin başta kumar olmak üzere birçok kötü davranışa çekildiğini belirten Sürücü, tüm bu olumsuzlukların ortadan kaldırılması için başta Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'na öncelikle görevler düşmektedir açıklamasını yaptı. Takvim yılı olarak 2015'i bitirip 2016'ya başlamış olduk. İyilikleriyle, eksikleriyle, güzellikleriyle ve olumsuzluklarıyla. 2015 yılı 3 seçim ve birçok sorunla kapanmış oldu. Terör sorunu artarak ve dağdan şehre inmiş bir şekilde devam ediyor. İşsizlik azalacağını artış yolunda. Enflasyon %6 gösterilmeye çalışılsa da mutfakta %20'den fazla. Her ne kadar asgari ücret 1300'e çıkartılmaya çalışılsa da şu andan itibaren mutfaklardaki enflasyon 1300 liralık asgari ücretin çok üzerine çıkmış durumda. Eğitimde içerik sorunu halen çözüm beklemekte. Biz bunu yıllardır gündeme getiriyorduk. En son geçen hafta Sayın Cumhurbaşkanı da aynı şeylerden bahsetti. Eğitim konusunda, kültür konusunda birçok şey yapılmasına rağmen içerik olarak başarılı olunamadığını söylediler. Elhal doğrudur. Eğitimdeki en büyük sorunumuz bugün içerik sorunu. Müfredatların bizim inancımıza ve kültürümüze uymuyor olması. Tüm bu sorunlar ve daha fazlasıyla 2015 takvim yılını kapatıp 2016'yı açmış olduk. Tüm sorunlara rağmen yeni yılın teşkilatımıza, eğitim camiasına ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Geçen bir yıl içerisinde dünyada ve ülkemizde birçok olaylar ve gelişmeler yaşandı. Geçen yıllarda yapılan öğretmen atamalarına rağmen öğretmen eksiği halen devam etmektedir. Şubat ayında ataması yapılacağı duyurulan 30 bin öğretmen sayısının en az 50 bin olması gerekir. Eğitimde kaliteyi artırmak için içeriğin önemsenmesi ve müfredatların yenilenmesi mutlaka gereklidir. Bilinmelidir ki bir milletin asıl gücü inanan ve yetişmiş gençleridir. Ahlaklı gençlerdir bizim için önemli olan. Öğrencilere AB'yi değil kendi inanç ve kültürlerini anlatacak projeler uygulanmalıdır. Bugün Milli Eğitim Bakanlığı'nın çok önemsediği, çok üzerinde durduğu Avrupa projeleri ve de Avrupa Birliği'ni bana anlat yarışmaları, çalışmaları değil, inancımı ve ahlakımı bana anlat çalışmaları olması gerekir okullarda. Bilinmelidir ki 100 yıldır hedef seçtiğimiz ve takip ettiğimiz Batı bize ahlak ve kültür olarak yıkımdan başka bir şey getirmemiştir. Ailesi çökmüş, ahlakı kalmamış büyük şehirlerinde gençlerine polis kontrolünde uyuşturucu kullandırmaktan başka çare bulamayan Batı'dan bize hayır gelmeyeceği çok açık ve nettir. Seviyesiz konuşmalar ve gayri ahlaki ilişkilerle gençlere olumsuz örnek oluşturan TV dizileri ve gençlik programları denen programlar halen kontrolsüz olarak devam etmektedir. Adı milli olan fakat kendileri milli olmayan çekilişler ve şans oyunları denen birçok kumar çeşidi gençliği hem kumara alıştırmakta hem de çalışmaktan, üretmekten uzak kazanma hırsına yönlendirmektedir. Tüm bu olumsuzlukların ortadan kaldırılması için başta Milli Eğitim Bakanımız Sayın Nabi Avcı olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı buradan sesleniyoruz. Bunlara acil çare bulunuz. Gençliğimizin teminatı gördüğümüz gençlerimizin gelecekten
geleceğimizin teminatı olması için inançlı ve ahlaklı yetiştirilmeleri gerekir. İnançlı ve ahlaklı nesiller yetiştirmek için de öncelikle müfredatlardaki ve ders kitaplarındaki inançlarımıza aykırı konuların acilen çıkartılıp yeniden yazılmalıdır. İkinci olarak ise gençlere yanlış örnek oluşturan tüm görsel ve basılı yayındaki ahlaksızlıklara çözüm üretilmelidir.